Mehmet Ceyhan Hoca ile şu rakamları bir Mehmet Hocam konuşabilir miyiz? bağlandı. Tamam. Hocam merhaba. Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar Ahmet Bey. Ya hocam, rakamları görünce hemen size dönmek istedik. Çünkü dünya birincisiyiz, 54.740. Bu böyle katlana katlana gidiyor. Nereye gidecek bu iş? Şimdi evet, yani bir yandan virüs mutant hale geldi, daha hızlı bulaşıyor. Bir yandan tabii yapılanlar yeterli gelmiyor virüs artışını durdurmak için. Bu be Onun hocam için şeyi soracaktım size. Öncelikle bu rakamı görünce, bugünkü rakamı görünce, ya hani biz bir İngiltere mutantı, Brezilya mutantı falan diyoruz ya. Acaba bir Türkiye evet. mutantı mı söz konusu? Bir Türkiye mutantı mı bu acaba? Şimdi onu bilemiyoruz ama İngiltere mutantı yetiyor zaten. Yani %50 daha fazla bulaştığını, daha hızlı bulaştığını, daha kolay bulaştığını biliyoruz. Şimdi böyle baktığımız zaman, yani bir şeyler yapmazsak bu vaka sayısı artıp gidecek açıkçası. Şöyle bir şey beklemeyelim. Yani bu bir noktaya kadar artar, sonra bir toplumsal doygunluk olur. O noktada durur diye bir şey yok salgında. Ben duyamıyorum arkadaşlar. Kulaklığımın sesi gitti. Latif Bey duyamıyormuş. Latif Şimşek. Hocam peki bir şey merak ediyorum. Evet. Ne yaparsak durduracağız biz bunu ya? Bu her gün böyle acayip katlanıyor. 4.000, 3.000. Evet. Şimdi Ne önemli yap? olan nokta o aslında. Yani ne yapmamız gerektiği. Açıkçası bunu üç başlıkta ele almak lazım. Bir tanesi bizim kendi vatandaş olarak yapacağımız şeyler var. Bireysel olarak. Evet. İkincisi devlet. Devletin alacağı bazı önlemler var. Üçüncüsü de aşılama. Yani bunun dışında şu anda başka bir yöntem falan dünyada yok. Şimdi bizim vatandaş olarak işte maske ve mesafe kuralına dikkat etmenin dışında yapacağımız çok fazla bir şey olmuyor ama buna yeteri kadar uymadığımızı şu 14 yıllık salgın süresince gördük. Yani işte biz bir tedbiri kaldırıyoruz. Mesela restoranları açıyoruz. Diyoruz ki %50 kapasiteyle çalışın. Hepsi değil ama önemli bir kısmı tıka basa dolduruyor. İşte şu kurallara uyarak iş yerinizi açın diyorsunuz. Uyulmadığını görüyoruz. O halde demek ki burada devletin alacağı önlemler ön plana çıkıyor. Şimdi devletin alacağı önlemleri biz ilkbaharda birçok programda tartıştık. Yani işte bunlar çok bilinmeyen şeyler değil. Seyahat kısıtlamaları, işte belli dönemlerde sokağa çıkma yasakları ama bütün yaş gruplarına ve herkese uygulanacak şekilde. Okulların durumunun yeniden gözden geçirilmesi ve eğitimin ona göre planlanması. Kademeli mesai, özellikle bu toplu taşıma araçlarındaki kalabalıkları önlemek için gibi işte hep bildiğimiz Yani yöntemler var. bunlar yapılmadan durduramayız bunu diyorsunuz. Yani 55 Evet. bin, 60 bin, 70 böyle gidecek yani bu iş, öyle mi? Hiç şüpheniz olmasın. Yani bunları şimdi şu anda bizim aldığımız tedbirlere bakıyoruz. İlkbahardakine göre hiç yani lafı bile edilmez. Çünkü esas üç tane ana bulaş yeri var. Birinci sırada ev içi ortamları var. İkinci sırada toplu taşıma araçları var. Hocam Üçüncü sırada iş yerleri var. bir dakika. Ev içi ne demek? Ev içi ortam ne demek? Ben onu anlamıyorum. Yani ne demek istiyorsunuz? Aile Ben ne yapacağım? yaşadığınız. Evimde ne yapacağım yani? Ev içi bulaş olmaması için. Yaşadığınız yer demek. Şimdi ev içi bulaş nasıl oluyor? Yani herkes evde olursa bir bulaş olmaz. Ama evin içerisinde çalışmak zorunda olduğu için dışarıya çıkıp işte toplu taşımayı kullanan, işte kalabalık yerlere girmek zorunda kalan insanlar varsa onlar virüsü getiriyor eve ve biz hele bir de belli yaş gruplarına, işte belli özelliği olanlara sokağa çıkma yasağı uyguluyor isek mecburen o insanlar saatler boyu kapalı bir ortamda birlikte durmak zorunda kalıyorlar. Ne Şimdi yapsınlar peki? Ne yapacaklar? Buna karşı ne yapılabilir? bu en az müdahale edebileceğimiz şey. Ama diğer iki tanesi çok önemli. Yani toplu taşıma da yaşanılan temaslar, özellikle metrolarda
otobüslerde. Şimdi biz kademeli mesai uygulamasına geçmiştik. Kamu sektörü bunu uyguladı, hatırlarsınız. Özel sektör uymadı. Özel sektörü de uydurmak yerine biz kamu sektöründekini de kaldırdık. Şimdi bunun önü açık. Şimdi aldığımız tedbirlere bakıyoruz. Bu yok bu tedbirlerin içinde. Ne Ramazan'da uygulanacak tedbirler de var, ne şu anda uygulananlar da var. Üçüncü sırada iş yerleri var. İnsanlar Ramazan'da da mecburen işlerine gidip vermeye devam edecekler. Dolayısıyla bu riski de azaltan bir şey yapmadık. Üçüncü önemli nokta da biz bu mutant virüsün yayılımını önlemek için mutlaka Karadeniz'de başladığında bu mutant virüs yayılımı seyahat kısıtlaması uygulamak zorundaydı. Hala zorundayız. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki ya zaten Türkiye'nin her noktasına yayıldı, şu anda uygulasan ne olur? Arkadaşlar İngiltere mutantı en azından bu işte mRNA aşılarından işte kötü etkilenmiyor. Yani aşı hala etkili. Sinovac'la ilgili ilk defa bugün bir yazı çıktı ortaya. Ve işte 50 tane serum, yani çok az serum üzerinde yapılmış. Ve Sinovac aşısının da İngiltere mutantına karşı etkili olduğu, ancak her iki grup aşının da Güney Afrika mutantına karşı etkisinin azaldığını rapor ediyorlar. Yani bizde bir ay arayla önce 9, sonra 169 olan sayıda Güney Afrika mutantı var. Tedbir almazsak aşıya cevap vermeyen bu mutantın da yayılımına engel olamayız. Peki o zaman peki şöyle yapılırsa durur mu bu 54 bin rakamı, aşağı doğru iner mi? Kademeli mesai, seyahat kısıtlaması uygulamaları getirilirse evet. O zaman bir durabilir mi? Durur mu? Tabii, yani bunu şöyle durduran ülkeler var. İlave işte okulları kapatmak zorunda kalıyorlar. Yani işte Fransa'da 60 binlik bir günlük vaka sayısına ulaştı ve okulları kapatmak zorunda kaldı. İsrail'de hala kapalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde hala kapalı. Yani hocam, İsrail'de millet parti veriyor ya. Bitti diyorlar, biz koronayı yendik diyorlar. Hayır. Bakın, o bilgiler yanlış. İsrail o parti falan dediğiniz kutlama kendi aralarında yapıyorlardır da. Ama hala okullar kapalı. Hala restoranlar kapalı. İsrail şu anda hangisinden başlasak da işte normalleşmeyi onu tartışıyor. Kaldıracaklar çünkü %80'in üzerinde iki doz aşılama yaptılar. Yani hocam peki bir noktayı daha soracağım. Zafer Şahin de bir şey sormak istiyor size. Bunun ya şöyle çok dedikodu var. Artık gücünü kaybettiğine dair. Tamam diyorlar ki yani kardeşim 54.740 ama hastaneye düşürmüyor. Hasta maalesef etmiyor. Ben onları bugün inceledim. Yani daha önceki o iki artış dönemindeki sayılara da baktım. Artış dönemlerine baktım. Hepsinde de ağır hastaların sayısı, işte ölenlerin sayısı hep vaka artışlarını takip etmiş. Yani sonradan gelmiş. Sonradan mı gelecek yani, o zaman? Yani şu andaki bilgilerimizde öyle görünüyor. Çünkü bu konuyla ilgili 11 tane makale buldum ben tıbbi literatürde. 3 tanesinde daha ağır seyrettiğini iddia ediyorlar. Bir tanesi zaten ilk bu mutantla ilgili yayın İngiltere'den çıkan. Ama 8 tanesinde değişiklik yok diyorlar. Daha hafif seyrettiğine dair hiçbir iddia ya da hiçbir gözlem yok şu anda. Bunu biraz beklemek lazım. Evet, yani Türkiye'de. Anladım. Vatandaş da şunu anlasın. Yani şunun anlaşılması lazım. Hadi. Siz diyorsunuz ki bu rakamların hastanelere yansıması, yoğun bakımlara yansıması için bir süreç lazım. O süreci beklemek lazım. Eğer gözlemlerimizde bu devam ederse, yani gerçekten ağır vaka sayısı düşük kalmaya devam ederse, o zaman Türkiye'de bir ikinci mutasyona daha uğramış demektir bu virüs. Ha, o sevindirici çünkü haber. Hiçbir ülkede böyle bir gözlem yok çünkü. Daha peki, hocam 14 gün sonra, 14 gün sonra veya bir hafta sonra, 10 gün sonra bizim vefat sayımız düşük çıkarsa, bizim hastaneye yatan sayımız düşük çıkarsa, o zaman siz yeni bir mutant var Türkiye'de,
artık bu korona eskisi kadar etkili değil diyecek misiniz? Hayır, çünkü biraz daha gözlemek lazım. Ne kadar gözlemeniz gerekir? Şimdi bakın, ülkeden ülkeye şöyle farklılıklar var. Ağır hasta dediğiniz zaman farklı tanımlar kullanıyorsunuz. Yani her ülke birbiriyle aynı tanımları kullanmıyor. Ölüm sayısı dediğiniz zaman her ülkede işte bu COVID'den öldü tanısı farklı kriterlerle konuyor. O yüzden hani başka ülkelerle kıyaslamak zor. Ben şuna bakıyorum. Şunu kıyaslayabiliyoruz. Ölüm sayısındaki artış hızı. Mesela bakıyoruz oraya, ilk dalgalara göre çok daha kötü görünüyor şu anda. Yani kısa bir ay içerisinde neredeyse işte 4,5 katına çıktı. Ağır hasta sayısındaki artış hızına bakıyoruz. O da öyle, iyi görünmüyor. Dolayısıyla her şey böyle çok basit bir formülle hesaplamak mümkün değil. Çok iyi anladım. Yani diyorsunuz ki... Hafif seyrediyor dedirtecek bir bulgu yok. Bulgu yok, anladım. Çıkarsa, yani böyle bir şey çıkarsa Türkiye'de sekans analizi yapıp ya ikinci bir mutasyon mu gelişti diye bakmak lazım. Bakmak lazım ama ona dair bir işaret de görmüyorum diyorsunuz. Hayır, henüz yok.